İncirlik üssü vakasıyla alakalı olarak sizi sorgulama emrini aldım. O konu kapanmadı mı? Ancak yeni gelişmeler var. Öyle mi? Ne gibi? Vurulan adamın üzerindeki planların sahte olduğu anlaşıldı. Bütün uğraşlara rağmen planların aslına hala ulaşılamadı. Yani bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor Ekrem Bey. Planların aslı, planları çalan kişide. Anlaşılan vurulan adam sadece bir aracıydı. Biri ona planların sahtesini sattı. Asıl planları da kendine sakladı. İyi de sadece buna dayanarak nasıl böyle bir kanaate varabilirsiniz? Belki de adam planları çok iyi bir yere sakladı. Bu daha mantıklı değil mi? Bilmediğiniz meseleler var Ekrem Bey. Neymiş onlar? Planların çalındığı gece Amerikalılar büyük kulüpte bir davet düzenlemişler. Sizin de o davete katıldığınıza dair malumatımız var. Evet, katıldım. Görevim icabı bazen böyle hususi davetlere katılmam icap ediyor. Planlar Amerikalı mühendis Michael Williams'ın otel odasından çalındı. O gece davette kendisi de varmış. Olabilir. Neye varmak istediğinizi ben hala anlamadım. Mühendis olaydan sonra sorgulandı. İfadesinde o geceki davette Serap adında bir kadınla tanıştığını söylemiş. Davet bittikten sonra birlikte otel odasına gitmişler. Sonra uyuyakalmış. Uyandığında kadın ortada yokmuş. Kısa bir süre sonra da planların çalındığını fark etmiş. Yani Ekrem Bey, planları o kadın çalmış olabilir. Ancak kadının kimliği henüz teşhis edilemedi. Amerikalı mühendis sorgulandıktan bir süre sonra görevden uzaklaştırıldı ve ülkesine gönderildi. Bana bunları niye anlatıyorsunuz komutan? Siz de o davetteydiniz Ekrem Bey. Göreviniz icabı müşahede etmiş olmalısınız. Mühendisin yanındaki kadının kim olduğunu gördünüz mü? Michael Williams'ın o gece davette tanışıp otel odasına götürdüğü kadının kim olduğunu biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Ben hiç kimseyi görmedim. Bakın Ekrem Bey, bir şeyi bilip gizliyorsanız vatan haini olmak suçuyla yargılanacaksınız. Şimdi son kez soruyorum. Mühendisin yanındaki kadını gördünüz mü? Görmedim. Beni daha ne kadar burada tutmayı düşünüyorsunuz komutan? Başka bir sorunuz yoksa artık gitmek istiyorum. Maalesef birkaç sorum daha olacak. Pekala, öyleyse acele edin lütfen. Bu akşam yola çıkacaktım. Zaten çok vakit kaybettim. Seyahatlerinizi ertelemek zorundasınız Ekrem Bey. Çünkü olay aydınlanıncaya dek sizi burada misafir edeceğim. Buna hakkınız yok. Neyle suçlandım bile söylemediniz hala bana. O halde söyleyeyim. Ankara'dan gizli bir malumat aldık. Planların çalınmasıyla ilgili olarak sizin de işin içinde olduğunuzdan şüphe ediliyor. Neye dayanarak komutan? Neye dayanarak? Aracının sizinle yoğun bir irtibatı olduğu saptanmış. Sık sık birlikte görünmüşsünüz. Sovyetlerin İncirlik üssünün planlarının peşinde olduğu epeydir biliniyor zaten. Adana'ya geliş sebebim de bu meseleyi takip etmekti. Dolayısıyla şüphelendiğim herkesi takip altında tutmak durumundayım. Aracı planların çalındığı gün bankadan tam 1 milyon lira para çekmiş. Belli ki bu planları satmak karşılığında böyle bir ödeme yapmış. Sizin bu parayla bir malumatınız var mı? Hiçbir malumatım yok. İsterseniz banka hesaplarımı kontrol edebilirsiniz. Hesaplarımda herhangi bir giriş çıkış olmadığını göreceksiniz. Anlaşıldı Ekrem Bey. Şu hesaplarınıza bir baktıralım bakalım. İstediğiniz gibi bakabilirsiniz komutan. Bu konuda benim çekindiğim hiçbir şey yok. Thank you.
Komutanım, arama emri az önce çıktı. Hala. Derhal Ekrem Bey'in evine bir ekip gönderin. Her tarafı dikkatle arasınlar. Emredersiniz komutanım. Halide Hanım her şeyi anlattı. Ruslarla olan ilişkinizi. 1 milyon lirayı sizden nasıl aldığını. Her şeyi anlattı. Yalan söylüyorsunuz. Buyurun kendiniz bakın. Kaçacak yerin kalmadı Ekrem. Şimdi planların aslı nerede? Pekala. Her şeyi söyleyeceğim. Ancak planların nerede olduğunu söylemem karşılığında tek bir şartım var. Dokunulmazlık talep ediyorum. Saçmalamayın. Ne dokunulmazlığı? Böyle bir şey olmayacak. Birbirimizi kandırmayalım komutan. Başından beri bu planların peşinde olduğunuzu biliyorum. Yoksa Amerikalı dostlarımıza mahcup oluruz, öyle değil mi? Şimdi hemen Ankara'yı arayın. Ve talebimi iletin. Aksi takdirde benden hiçbir şey alamazsınız. Ayrıca derhal avukatımla görüşmek istiyorum. Sen haklıymışsın. Halide bir çırpıda sattı beni. Buna hiç şaşırmadım. Ama bu yaptığına pişman olacak. Artık sonu geldi. Nasıl sonu geldi? Yakında görürsün. Sayın Ekrem Çelikerim, İncirlik planlarının çalınması tahkikatında bildiği her şeyi eksiksiz ve tam olarak anlatması halinde kendisinin hiçbir şekilde suçlanmayacağını, hakkında herhangi bir dava ve cezai müeyyide uygulanmayacağını ben Reisi Cumhur Celal Bayar şahsım ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına söz veriyorum. Tamam mı? Konuşacağım.
konuşacak mısın şimdi? Amerika Birleşik Devletleri İncirlik askeri üssünün planlarını 1 milyon lira karşılığında Amerikalı mühendis Michael Williams'ın otel odasından çalan, onları kopyalayan, az sonra adresini vereceğim çiftlikte asıllarını saklayan kişi Halide Şahin'dir. Araçları hazırlayın. Derhal Dinç Aslan çiftine gidelim. Çabuk, çabuk, çabuk! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.